Yani iki adımlık bir şey hocam. Yani Thinkific'te üye olmak kolay. Hem ücretsiz. Güzel bir platform hocam. Bence yani, de. Hocam şunun bize faydası nedir onu söyleyeyim. Burada çocukların diyelim olabilir. Özellikle sizin gibi yani, kırsal kesimde çalışan öğretmen arkadaşlar. Yani belki çocukların Arduino setleri yoktur. Ellerinde bulunmayabilir. Temin edemeyebilirler hocam. Burada yaptıkları çalışmaları projeleri burada simülasyon edebiliyorlar hocam. Görebiliyorlar nasıl çalıştığını. En güzel yönü bu. Ücretsiz bir platform. Evet. Hem 3 boyutlu tasarım yapabiliyorlar burada. Hem de burada devreler kısmı var. Şuradan Arduino ile ilgili çalışmalar falan yapabilir arkadaşlar. İstediği yani şeyi sınırı yok. İstediği proje yapabilir burada. Yani güzel, zaten güzel bizim bir... okullarımızda robotik uygulamalarda olmadığı için hani bu malzemeler olmadığı için bu sayede daha kolay yapabilirler. Kesinlikle hocam. Yani ben kendi okulumda da uyguluyorum. Hocam şunun tek bir dezavantajı internetin olması lazım hocam. Yani bu internette çalışan bir platform. Ama benim bugün vereceğim eğitim bunu başka bir gün zaten bir eğitim vereceğim hocam. Bunu bu Thinkific olayını. Bu bambaşka bir olay zaten. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Yani benim bugün arkadaşlara vereceğim eğitim MBlock eğitimi hocam. Evet. Yani bunu bilgisayarımıza indirdiğimiz zaman hocam internet olup olması önemli değil. Burada kodlarımızı yazarız. Ama bu sefer de elimizde setin olması lazım. Yani bir sefer elimizde setimiz olacak. Bu şekilde yapacağımız projeleri burada yazabileceğiz ya da gösterebileceğiz hocam. Hocam biraz hocam. Başlayalım mı İrem bence, hocam? Evet hocam. Başlayalım. Benim hocam. Tamam, ben bir başlangıcı yapayım. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün robotik kodlama eğitimi için toplandık. Metin hocamız bize bu konuda yardımcı olacak. İki tane uygulama indirmemizi söylemişti. Bu uygulamalar üzerinden ilerleyeceğiz. Şu anki aldığımız eğitim süresinde hani bundan sonraki kısımda da tekrar bir eğitim olacak. Bu uzaktan eğitim şeklinde. Aynı kişiler ise eğitime yüz yüze olacak şekilde devam edecek. Tabii ki bunun olabilmesi için de yüz yüze eğitime geçmemiz gerekiyor. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz sırada da aynı kişiler, katılım sertifikası da vereceğiz tabii ki bunun sonucunda. Aynı kişiler tekrar bu eğitimi alma fırsatı edinecek. Şu an yaptığımız uygulamaları robot üzerinde değil de bilgisayar üzerinde gözlemlemiş olacağız, kod yazacağız. Metin hocam başlayabiliriz. Evet, arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Metin Yaman, Gültepe Ortaokulu'na çalışıyorum. Orada teknoloji tasarım öğretmeniyim. Yaklaşık 2013 yılından beri robotikle ilgili çalışmalar yapıyorum. TÜBİTAK yarışmalarına katılıyorum. Dünya Robot Yarışması'na katılıyorum. Bilim Kahramanları Yarışması'na katılıyorum. Buna benzer çalışmalarda bulunuyorum. Bugün Veysi Hocam ve İrem Hocam katkılarıyla böyle bir eğitim hazırladılar sağ olsunlar. Ben de size elimden geldiğince bugünkü eğitimde sizlere yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar öncelikle yapacağımız çalışma şunu söyleyeyim. MBlock'la çalışacağız. Yani CodeBlock'la çalışacağız arkadaşlar. Hem ortaokul, ilkokul seviyesine uygun arkadaşlar. CodeBlock'larla çalışacağız. Belki ilerleyen zamanlarda lise hocalarımıza yönelik. Bunlar lisedeki öğrencilerimiz de kullanabilir. Onu söyleyeyim. Lisedeki öğretmen arkadaşlar da bunu kullanabilirler. Ama yarın bugün yazılımsal yani metin şeklinde eğer biz kodlama yazacaksak arkadaşlar bu sefer metin şeklinde bir eğitim veririz. O ayrı bir konu arkadaşlar. Ama bugün bizim vereceğimiz blok kodlama vereceğiz arkadaşlar. Arduino'yu blok kodlama şeklinde vereceğiz. MBlock üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşayım ben bunu. Evet. Şu platform üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Bunları bilgisayarınızda kurduğunuz zaman arkadaşlar ben daha önce arkadaşlar yönlendirmiştim zaten. Şu uygulamayı bilgisayarınızda kurun arkadaşlar. İndirme kurun bunu. Ve zaten arkadaşlar geriye kalan kısmı ben size yardımcı olacağım arkadaşlar. Evet. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. Önce Arduino nedir? Ne işe yarıyor? Neler yapabiliriz arkadaşlar? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Elinizde biliyorum çoğumuzun elinde Arduino kartımız yok. Şu an benim elimde bir tane kart var. Ben onu size göstermek istiyorum. Şu an şöyle ekranı bir durdurayım sayın hocam. Evet. Şu an elimde bir Arduino Uno kartı var arkadaşlar. Yani bizim mikro denetleyici dediğimiz kart bu arkadaşlar. Yani siz burada ister drone yapın, ister 3 boyutlu yazıcı yapın, ister çizgi izleyen robot yapın. Ne yapmak istiyorsan arkadaşlar, hayal gücünüz neye yetiyorsa bu kart üzerinde işlemler veya robotik çalışmalar yapabilirsiniz. Lego EVE 3 var arkadaşlar, MacBook var. Yani değişik robot kartları var.
Neden Arduino arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Arduino piyasada çok bulunduğundan dolayı arkadaşlar ve fiyatı diğerlerine göre çok uygun olduğundan dolayı biz Arduino kartlarını kullanabiliyoruz. Yani bir öğrenci çok rahat bir şekilde Arduino kartını bulabilir ve bunu öğrencine aldırabilir arkadaşlar. Bunu okulunda kullanabilir. Evet, ben şimdi arkadaşlar bir ekran paylaşımı yapayım sizlerle. Evet, Tinkercad'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şu devreler kısmına giriyorum. Şuradan yeni devre oluştur diyorum. Size Arduino kartını burada göstereceğim arkadaşlar. Evet, işte bizim hikayemizin başladığı yer burası arkadaşlar. Arduino kartımız bu. Biraz bunu size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Belki daha önce bilen arkadaşlar vardır, kullanan arkadaşlar vardır. Bilmeyen arkadaşlar için şöyle üstten arkadaşlar anlatayım size. Oradan sonra kodlarımıza geçelim. Evet, Arduino arkadaşlar şöyle ortalayayım, biraz daha büyüteyim. Arkadaşlar iki tane giriş yeri var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir tanesi USB bağlantı yeri arkadaşlar, bilgisayara bağladığımız yer şurası. Bir de arkadaşlar dışarıdan harici olarak pille çalıştırdığımız kısım var arkadaşlar. Şuradan 9 wattlık pillerle çalışıyor arkadaşlar Arduino'muz. Şu gördüğünüz kırmızı buton arkadaşlar reset işine yarıyor. Yani siz bir programda başladınız, çalıştırmaya başladınız. Bu reset tuşuna bastığınız arkadaşlar onu tekrar en başa alır arkadaşlar. Kodlarımızı en başa alır arkadaşlar. Yeniden baştan alır. Evet. Şu da arkadaşlar üst kısımda 0'dan 13'e kadar pinlerimiz var arkadaşlar. 0'dan 13'e kadar. Dikkat edin arkadaşlar 0 ve 1'den ayrı bir özellik var arkadaşlar. TX ve RX arkadaşlar. Bunlar bizim alıcı ve verici dediğimiz kısımda arkadaşlar. Bakın TX'in zaten dikkat edin bir ok var arkadaşlar içeriye doğru. Bu alıcı RX'in de gönderici yani verici olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz bunları kodlamada çok kullanmıyoruz. Bu ileri seviyedir arkadaşlar. Bunu daha çok Bluetooth'larda falan kullanıyoruz bunu. Onu sonraki aşamalarda yani cuma günü inşallah bununla ilgili size bir proje göstereceğim arkadaşlar. Evet. 2'den başlıyoruz arkadaşlar. 13'e kadar istediğiniz pini kullanabilirsiniz. Dijital pinlerin mantığı şudur arkadaşlar. Bakın bunlar ya 1'dir ya da 0'dır arkadaşlar. Yani siz ışık ya yanıyordur ya yanmıyordur arkadaşlar. Yani biz dijital pinlerimizi kullanırken arkadaşlar şuna dikkat edin arkadaşlar. Ya pinimiz ya ışığımız yanıyordur ya da yanmıyordur. Tek fonksiyonu budur. Dikkat edin arkadaşlar. Burada PNM diye şey var arkadaşlar. Çizikler var. 3 nolu pinimde. 5 nolu 6, 9, 10 ve 11 nolu arkadaşlar pinlerimde. PBN pinlerim var arkadaşlar. Peki bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer siz bir motor taktığınız zaman arkadaşlar. Diyelim ki şöyle söyleyeyim. Çizgi izleyen bir robot yaptınız. Robotunuz düz gidiyor. Tamam. 255 hızla gidiyorsunuz. Ama ne yapmanız? Dönüş yapmanız lazım. Robotun hızını düşürmeniz lazım. İşte arkadaşlar motoru kullanırken 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu pinleri kullanmanız lazım. Ama diyelim ki bir LED kullanacaksınız veya bir LDR sensör kullanacaksınız. Bunun için arkadaşlar ne kullanmanız lazım? Herhangi bir pini kullanabilirsiniz. Orada bir sorun yok. Ama diyelim ki bir motor kullanacaksınız. Motorun hızını kontrol etmek istiyorsanız. Bakın hızını kontrol etmek istiyorsanız bu PBN pinlerini kullanmanız gerekiyor. PBN pini neden diyorum arkadaşlar? 0 ile 255 arasındaki değerleri alıyor. Bakın 0 ile 255 arasındaki değerleri alıyor arkadaşlar. PBN pinleri. Aşağı doğru geliyorum. Zaten siz bilgisayara bağlandığınız şu ışık yanar arkadaşlar. Birazdan ben size göstereceğim. Şu 10 ışığı yanar. Şöyle biraz daha aşağı ineyim. Bir de analog pinlerim var arkadaşlar. Analog pin ne arkadaşlar? Siz bir sensörü bağladığımızda bu sensörüne bir değer okumamız lazım. Ama bu alacağı değer 0 ile 1023 arasındaki değerdir. Bakın tekrar ediyorum. 0 ile 1023 arasındaki değerleri alıyor. Dijital pinler 0 ile 1 değeri alıyordu. Ya açıktır ya kapalıdır arkadaşlar. Ama analog pin arkadaşlar 0 ile 1023 arasındaki değerleri alıyordu. Ne demek istiyorum? Diyorsunuz ki ben bir tane değer, yani bir tane
ortamın sıcaklığını ölçen bir sensör yapmak istiyorsun. Mesela örnek olsun. Odanın sıcaklığı 25'in altına düştü mü işte klima yansın. Ya da pedekler çalışmaya başlasın. Veya diyorsunuz ki akşam diyorsunuz işte sokak lambaları karanlık olduğunda otomatikmen yansın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu analog pinleri kullanıyoruz arkadaşlar. Onlar da 5 tane pinden oluşuyor. A0'dan başlıyor. A5 zaten başında A olduğunu gördüğünüzde bu analog pin olduğunu bilin arkadaşlar. Evet, hemen biraz sol tarafına geliyorum. Burada arkadaşlar GND'de de 5 voltluk yerleri var. Yani güç yerleri var. GND toprak demek arkadaşlar. İngilizce'de ground'dan geliyor. Toprak hatların bu. İki tane. Bir tane de yukarıdaydı arkadaşlar. Toplam 3 tane GND pinim var. İki tanesi aşağıdan bir tanesi yukarıdaydı. 5 voltluk piller bizim enerji aldığımız yer arkadaşlar. Buradan enerji alıyoruz. 3.3 wattımız da var. Reset tuşu var. Bir de IOREP diye bir pinimiz var. IOREP ne işe yarıyor? IOREP arkadaşlar başka bir Arduino ikisinin birleşmek için, bağlantı kurmak için IOREP'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bazen büyük projeler yapıyoruz. Mesela akıllı bir ev sistemi yaptınız. Size bir tane Arduino yetmeyebilir. Ya da yetersiz kalabilir. O da ne yapıyorsunuz? IOREP pin kodunu kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar bizim Arduino'muz bu şekilde. Bir de şu siyah gördüğünüz ortada arkadaşlar bizim mikro denetleyicinin beyni arkadaşlar. Yani yazdığımız kodlar şu alanı, bu siyah alanı içerisine yazılıyor arkadaşlar. Evet. Yani bizim Arduino ile ilgili arkadaşlar verdiğimiz mikro denetçi kartlarımız bu şekilde. Yani kısaca böyle arkadaşlar. Bir daha başka ayrıntılar var. Ama bu kadar bilmeniz bu eğitim için yeterlidir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size göstermem gereken bir nokta daha var. Şunu sileyim. Evet arkadaşlar şu beyaz bir tane arkadaşlar bana bir tane breadboard geldi. Bu benim devrelerin üzerinde kurduğum alan. Yani ben bilgisayar öğretmeni arkadaşlar bilirler. Yani ben devrelerimi şunların üzerine kuruyorum arkadaşlar. Yani ben örnek olarak söylüyorum. Benim 3 bir proje yapıyorum. Genelde de 3 tane pinim var. Ama bu bana yetmeyebilir arkadaşlar. Bazen 4 tane, bazen 10 tane, bazen 15 tane genelde kullanabiliyorum. Ne yapmam lazım? İşte bu şu breadboard dediğimiz arkadaşlar. Şu breadboard'u kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani devreleri üzerine kurduğumuz sistem arkadaşlar. Evet, burada bize artı ve eksi kısmını biraz onları size anlatayım. Arkadaşlar bakın şu üst tarafta eksi, yani ben bir pinim. Şuradaki herhangi bir pin, bunlar birbirine arkadaşlar yatay bir şekilde birbirine bağlıdır. Bakın yani birine şu siyah noktayı şuraya da çeksen fark etmeyecek arkadaşlar. Hepsi bunlar yatayda birbirine eştir arkadaşlar. Birbirine yani iç kısımda birbirine bağlanmış şekilde, seri bir şekilde bağlanmış şeklinde. Artı da aynı şekilde arkadaşlar. Yani ben şuradan biliyorum arkadaşlar şu an belki çok daha kodlamaya girmedim ama bunları bu elektrik, yani basit elektrik devresini bilmemiz lazım. Eğer bunu bilemezsek diğer kısmını çünkü anlayamayız. Mutlaka bu şu olayı, şu devre kısmını iyi anlayalım. Şimdi bakın dikkat edin. Bir tane 5 watt almışım arkadaşlar buradan. Kırmızı kabloyla çektim buraya. Bakın burası benim için artık arkadaşlar hepsi 5 wattlık bir alan oldu arkadaşlar. İstediğiniz pine takabilirsiniz. Fark etme arkadaşlar. Çünkü bunlar yatayda birbirine bağlanmış şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde siyah kablom var. Yine bağladım arkadaşlar. İstediğiniz yere bunu takabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar söylüyorlar. Yani bu birbirine içeride bağlanmış şekilde. Bir de şu orta kısım var. Bunlar da dikeyde birbirine bağladılar. Yani diyelim ki 19 nolu arkadaşlar bunlar dikeyde birbirine bağlamışlar. Ben şimdi size bir nasıl bağlandığını göstermek istiyorum. Önce arkadaşlar bir led alıyorum. Bakın arkadaşlar ledimi aldım buraya. Kırmızı bir led aldım. Bir tane sensör şey alayım. Direnç alayım bunu. 120'lik bir direnç alıyorum ben bunu. Şunu takıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Aynı ayağa gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Yani ben gelip bunu şuraya takamam arkadaşlar. Yani neden? Çünkü bunlar birbirine dikeyde birbirine eşitler arkadaşlar. Katot eksidir. Anot artıdır arkadaşlar. Onu bilelim. Bir dakika bir kablo almam lazım. Şu kabloyu alıyorum. Şuradaki 9 nolu pine takıyorum. Bakın arkadaşlar burada ne yapmaya çalıştım.
Zaten ben genedeyi ben zaten çekmiştim arkadaşlar. Bakın siyah kablo buraya çekmiştim. Buradakini ben ne yapmak istedim? Buraya taktım. Artık benim için toprak altı buraya taşındı. Ben buradan da enerjiyi neyden alacağım? 1 veya 0 demiş mi? Dijital pinden alıyorum. Evet arkadaşlar. Benim şu an bağlantım bu. Ben size sadece küçük bir ilk kodu göstereyim. Simülasyon nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım buradan. Kod kısmına giriyorum. Bakın benim şu dediğim bir çıkıştır arkadaşlar. Çünkü ben artık yaktığım zaman düğmeye basmaya çalışacak. Bir çıkış olacak. Ben geliyorum. Kaç numaralı pine takmıştım? 9 numaralı pine takmıştım. 9 numaralı pini seçiyorum. Yüksek diyorum. Yani high diyorum. Sonra denetleden bir saniye beklemesini isteyeceğim. Tekrar çıkışa geliyorum. Bir saniye sonra sönmesini isteyeceğim. O zaman bunu alçak ya da love yapmam lazım. Sonra denetleden bir saniye sonra durmasını bekleyeceğim. Evet. Şunu da arkadaşlar mutlaka 9 yapalım arkadaşlar. Yoksa kodlarımız çalışmaz. Evet. Kodu kapatıyorum. Şimdi ilk simülasyonu başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, başarılı bir şekilde bizim ilk çalışmamız, ilk projemiz gullet yakma arkadaşlar. Bakın bir saniye sonra yanıp sönecek arkadaşlar. İrem Hocam, öğretmen arkadaşların sorusu var mı? Çünkü ben Ebru'ya geçeceğim. Var mı? Arkadaşlar sorunuz varsa chat bölümüne yazabilirsiniz. Evet, kafalarda karışan bir şey var. Çünkü daha temelden alıyorum arkadaşlar. Yani belki daha önce bilgisi olan arkadaşlar vardır. En temelden almaya çalışıyorum. Ama ilk simülasyonu nasıl çalıştığını görmeniz açısından bu örneği yaptım arkadaşlar. Evet, şu breadboard mantığını lütfen iyi kavrayalım arkadaşlar. Zaten siz setlerinizi aldığınızda mutlaka bir tane breadboard çıkıyor zaten. Şöyle bir tane elimde aslında var. Ben sonra daha sonra gösteririm ben onu. Tamam. Evet. Hocam sanırım sorumuz yok. Yok mu Sayın Hocam? Tamam. Hocam ben şimdi asıl geçeceğimiz yere geçiyorum. İlk geçeceğimiz yer Enblo'ya geçiyorum. Enblo'da ne yapacağız şimdi? Evet. Asıl biz kodlarımızı burada yazacağız arkadaşlar. Evet. Yapmayan arkadaşlar için lisan yerini Türkçe yapsınlar. Yapmayan arkadaşlar Türkçe yapsınlar. İkinci uzantılar kısmını oradan Arduino seçsinler. Uzantılar kısmında Arduino seçsinler. Yapmayan arkadaşlar için söylüyorum. Yani bilgisayara indirip kuran arkadaşlar kartlar kısmını da Arduino Uno seçsinler. Kartlar kısmında çünkü biz Arduino Uno çalışacağız. Arduino Mega var, Arduino Nano var falan farklı farklı Arduino çeşitleri var arkadaşlar. Ama bizim alacağımız eğitim ve piyasada en çok kullanılan Arduino Uno olduğu için arkadaşlar Arduino Uno kullanacağız arkadaşlar. Kartları Arduino Uno seçelim. Evet. Şimdi Enblo'da kod nasıl yazılır arkadaşlar? Öncelikle robot kısmına girelim arkadaşlar. Belki içimizde bilişim öğretmeni arkadaşlar vardır. Scratch'e çok benziyor arkadaşlar. Evet hocam. Aynı Scratch gibidir. Ama Enblo'nun Scratch'ten tek farkı var. O da robotlar kısmı var arkadaşlar. Buradan robotik çalışmalar ya da Arduino çalışmalar yapabiliyoruz. Bakın az önce yaptığım işlemin aynısını arkadaşlar burada yapmaya çalışacağım. Yani Enblo'da yapmaya çalışacağım. Arduino programı sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani kod bloklarım. Evet. Şurada arkadaşlar kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrar diyorum. Evet. Gene robotlar kısmına geliyorum. Buradan sayısal pin arkadaşlar. Yüksek yap diyorum. Kontrol kısmına geliyorum. Bir saniye bekle. Siz tekrar yapmanıza gerek yok. Buradan arkadaşlar tutup arkadaşlar kopyasını çıkartabilirsiniz. Şöyle alta getirebilirsiniz. Sonra da düşük yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu kodlarımızı yazdık. Şimdi benim elimde Arduino vardı arkadaşlar. Ben bunu yükleyeceğim. Ben bunu yüklemek istiyorum. İlk kodumu ben size buradan göstermek istiyorum. Evet. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Kodlarımızı yazdık. Biliyorum elinizde set yok. Ama en azından bir örnek olsun diye arkadaşlar. Ben size şuraya Arduino kısmına sağ tıklıyorum. Arduino'yu yükle diyorum arkadaşlar. Ama öncelikle arkadaşlar şuradan bağlan kısımda seri portu seçiyorum. Benim COM5 olduğu için COM5'i seçiyorum. Buradan Arduino'yu yükle diyorum.
Evet, ilk kodumu yüklüyorum arkadaşlar. Yani şu an ben bilgisayara bağladım Arduino'yu. En azından nasıl çalıştığını ben size göstereyim. Evet, Arduino'yu yüklemesini bekliyorum ben de. Şunu yedi yapayım. Evet, tekrar yükleyeyim. Hangi pine takmışsak arkadaşlar onu yazmamız lazım. Yani biz 7 nolu pine takmışsak dijital pineden 7 yazmamız lazım. Ben orada 9 olduğu için onu düzelttim. Evet, yüklüyor. Yükleme bitti. Şu an çalışıyor. Ben ekranı bir durduracağım. En azından arkadaşlara göstereyim. Hocam ilk şeyimiz bu. Yaptığımız bir çalışma. LED yakma. Şöyle bağlantıları bu şekilde. Arduino'muz bu. Breadboard'umuz burada. Bir saniye içinde yanıp sönecek. Yani seti olan arkadaşlar evde deneyebilirler. Bu şekilde kod yazabilirler. Ben zaten yazdığım slaytlarım var. Ben onu sizlerle paylaşacağım İrem Hocam. Arkadaşlar oradan evde kendileri de uygulayabilirler. Olur mu İrem Hocam? Tamam arkadaşlar. Kapatıyorum ben bunu. Bundan sonra bunu artık yapmayacağız arkadaşlar. Tamamen simülasyonla çalışacağız artık. Bu bir örnek olsun diye size gösterdim. Evet. Peki arkadaşlar. Şimdi ilk şunu ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ilerleyen şeylerden. Şöyle, ben bunu İrem Hoca'ya atacağım. İrem Hoca öğretmen arkadaşları gönderirseniz. Kodumuz yani nasıl bağlantı nasıl yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda kodun nasıl yapıldığını arkadaşlar bir alt sayfada gösteriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci kodumuza geçelim. İrem Hocam var mı soru? İrem Hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi ikinci kodumuza geçelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. İki tane bu sefer LED kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer iki LED kullanacağız. Yani yine arkadaşlar yine yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Şurada arkadaşlar uzantılar kısmını Arduino seçin. Şu kartlar kısmında Arduino'yu seçin arkadaşlar. Bağlarken arkadaşlar şuradan seri portunuzu seçip arkadaşlar Arduino'nuza yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim ki iki tane LED'imiz var arkadaşlar. Biz bunu kullanmak istiyoruz. Peki ne yapacağız? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Mutlaka arkadaşlar çocuklarımıza, öğrencilerimize öğretirken şunu yapalım arkadaşlar. Mutlaka algoritma mantığını öğretelim onlara. Yani çocuk öncelikle bir düşünsün arkadaşlar. Ne yapacağını bilsin. Bunu isterek yazıya döksün arkadaşlar bunu. Ondan sonra da kodları yazmak kolaydır arkadaşlar. En kolay kod yazmaktır. Önemli olan çocuğun o zihinsel altyapısını oluşturmak arkadaşlar. Yani çocuk ne yapacağını bilirse kodları yazmak en kolay iştir. İster Python öğrensin, ister C# öğrensin hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yeter ki çocuk yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen çocuklara arkadaşlar algoritmik mantığını onlara öğretme arkadaşlar. Evet tekrar geliyorum arkadaşlar. Arduino programı diyorum. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrar diyorum. Şuradan sayısal pin arkadaşlar. Evet yüksek yapıyorum. Kontrol diyorum. Bir saniye bekle. Bunu çoğaltıyorum arkadaşlar. Direkt kopyasını çıkar. Akbusa'yı yerleştiriyorum. Şuradan düşük diyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu benim birinci kodumdu. Şimdi ben buna bir tane daha eklemek istiyorum. Bu sefer benim birinci pinim yansın. İkincisi sönsün arkadaşlar. İkincisi söndü. Diğeri yansın arkadaşlar. Düşük diyorum.
Benim kodum bu şekilde arkadaşlar. Yani biz bu sefer iki tane led kullanacağız arkadaşlar. Şimdi biz bu kodu yazdığımıza göre tek arkadaşlar simülasyon kısmına gidiyorum. Daha önce hazırlamıştım ben bunu arkadaşlar, bu kodları. Evet. Arkadaşlar iki tane led takmışım. Lütfen bağlantı şeklinde dikkat edin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyebilir, şurada dirençler kullanmışım. Neden bu dirençleri kullandım? Bir kere onu söyleyeyim. Arkadaşlar eğer ki ben kullandığım dirençler, direnç kullanmazsa ne olur? Çok fazla ışık yanar arkadaşlar. Yandığı zaman da bu ledlerin ömrü kısa olur. Patlayabilir arkadaşlar. Bundan dolayı biz direnç kullanıyoruz. Daha az enerji gitsin diye arkadaşlar. Tamam mı? Yani 5 wattlık enerji verdiğin zaman bunlar patlayabilir. Çünkü çok şey ledler yani. Çok fazla enerji kaldıramıyorlar bunlar. Bundan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Direnç kullanıyoruz. Evet. Şöyle 330'luk ohm kullanıyoruz. Evet. Kaç? 13 ve 12'nin oluyor. Yere takmışım arkadaşlar. Kod kısımları burada. Daha önce kodları hazırlamıştım. Evet, simülasyonu başlat diyorum. Sizin yapacağınız çalışma çocuklarınıza gelen arkadaşlar bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Sizin de yaptığınız çalışmalar. 0.5 saniye. Bu yarım dakika. Kırmızı yarım dakika arkadaşlar. Sarısı yanacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yani iki şeyi taktığımız zaman, İki tane led yaktığımız zaman arkadaşlar böyle bir tane broşer almış olursunuz arkadaşlar. Evet. Gelelim arkadaşlar üçüncü şeyimize. Üçüncü projemize. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kara şimşek olayını yapalım arkadaşlar. Yani siz şimdi ben bunları anlatıyorum ya arkadaşlar. Özellikle şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu eğitimde yani yapacağınız bu led yakma olayı falan var ya arkadaşlar. Ya ne de sizin bir ayınızı alacak arkadaşlar. Çünkü onunla ilgili çok güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Çok güzel projeler çıkıyor. Yani öğrencinin çok hoşuna gidiyor bu. Yani o led yakma olayı arkadaşlar bir çocuk için yani belki biz öğretmen olarak çok hani küçük görebiliriz yani ama bir öğrenci için gerçekten çok önemli arkadaşlar. O led'i yaktığı zaman bilin ki o öğrencilerimiz çok daha güzel projeler, çalışmalar yapacaklardır. Evet. Şimdi arkadaşlar yine kodlarımı gönderiyorum. Bu sefer 3 tane led yakacağım arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Robotlar kısmına geliyorum. Arduino programı seçiyorum. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrarı getirmem lazım. Eğer sürekli tekrarı getirmezsem ne olur arkadaşlar? Onu da sorayım. Bir kez çalışır. Yani kodlarınız bir kez çalışır. Ama sürekli tekrarı ben getirdiğim zaman buradaki bloğu ne olur arkadaşlar? Sürekli çalışmak. Siz ta ki enerjiyi kesene kadar bu program çalışır arkadaşlar. Evet. Yine robotlar kısmına geliyorum. Bu sefer 3 tane sayısal pin takacağım. Evet. Evet. Önce şunları değiştirelim. 9. Aynı pine 2 tane led takamayacağız arkadaşlar. Ondan dolayı 9. Hocam ekranda takılma var. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Metin hocam yaptığınız işlemi göremiyoruz. Şu an Tinkercad ekranı açık sadece. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane pin takacağım. Bir tane daha alalım. Şunu, Metin hocam. Buyurun sayın hocam. Arkadaşlar sadece Tinkercad ekranını görüyorlarmış. Değil misin hocam? Paylaşmadık mı orayı? Tamam hocam. Evet. Dur hocam hemen düzeltiyorum sayın hocam. Özür diliyorum. Evet tekrar baştan yapayım o zaman sayın hocam. Evet. Yani yine embryo kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu sefer 3 tane led kullanacağım arkadaşlar.
Bu sefer üç tane öğretmendim. Hatta şunu yapalım bugün sizlere. Bir trafik ışığı yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani öğrencilerimizle günlük hayatta kullandığımız bir proje gerçekleştirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bir robotlar kısmına geliyorum. Bakın Arduino programını sürüklüyorum buraya. Sonra arkadaşlar şuradan sürekli tekrarı alıyorum. Sürekli tekrar adını söyledim arkadaşlar. Eğer biz almasak bu bloğu arkadaşlar bir kez çalışmış olur kodlarımız. Ama ben bunu aldım arkadaşlar sürekli enerji verdiğim sürece devam eder. Robotlar kısmına geliyorum. 3 tane ışığa ihtiyacım vardı. Kırmızı, sarı, yeşil. Ben bunları getiriyorum. Şunu takıyorum. Evet. 9 nolu pinimiz, 8 nolu pinimiz. Bir de 7 nolu pinlerimiz. Evet. Bir saniye bekliyorum. Bakın. Arkadaşlar 9 nolu pinimizin şöyle olduğunu düşünün. Kırmızı ışık olduğunu düşünün. 8 nolunun sarı ışık olduğunu düşünün. 7 nolunun da arkadaşlar yeşil ışık olduğunu düşünün arkadaşlar. Önce ne yapar? Önce bir kırmızı ışık olur arkadaşlar. Kırmızı ışık kaç saniye diyelim ki? 50 saniyedir ama biz burada ne diyelim? 20 saniye diyelim arkadaşlar. 20 saniye boyunca kırmızı ışık yanar. Sonra ne olur? Kopyasını çıkarıyorum arkadaşlar buraya. Sonra ne olur? Kırmızı ile sarı birlikte yanarlar. Bakın bu sefer 8 nolu da yüksek yapıyorum. Bu sefer ne yapalım? Kırmızı ile sarı diyelim ki 5 saniye birlikte yansınlar. Sonra ne olur? Sonra bunlar sönerler. Yeşil ışık yanar. Bu sefer 9'u düşük yapıyorum. Şunu da düşük yapıyorum. 7 nolu'yu da yüksek yapıyorum. Kaç saniye dedim ki o da 10 saniye yansın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta daha sonra şu 7 alalım buraya. 10 saniyeden sonra. Hocam düşük yapmasak, hiç koymasak ne olur? Arkadaşlar hep yanar, hepsi beraber yanar. Eğer biz buraya düşük yapmazsak arkadaşlar, yani bizim ledlerimiz hep yanar. Evet, trafik ışığı mantığı bu arkadaşlar. Önce kırmızıyla, yani öncelikle kırmızı ışık yanar. Daha sonra kırmızıyla sarı birlikte yanarlar. Onlar söner, sonra yeşil ışık yanar arkadaşlar. Sonra yeşilden söner, tekrar kırmızıya gider. Ve bu şekilde bir for döngüsü, yani bu şekilde hep birbirini tekrar eder. Bu şekilde devam eder. Siz ta ki enerji kesene kadar bu şekilde sürer arkadaşlar, devam eder. Yani bizim trafik ışığı mantığı bu şekilde arkadaşlar. Gelin bunu biraz değiştirelim arkadaşlar. Biraz daha işi zorlaştıralım. Ne yapalım biliyor musunuz sizlerle? Bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Değişken oluşturalım. Yani şu 9, 8, 7 ile uğraşmayalım da biz bu sefer bir değişken oluşturalım kendimize. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Arkadaşlar şu veri blok kısmı var arkadaşlar. Turuncu olan kısımda. Bakın ben veri blok kısmına geliyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Buradan kırmızıyı seçiyorum. Evet. Kırmızıyı seçtim. Bir değişken daha oluşturuyorum. Bu sefer sarı diyorum. Bir değişken daha oluşturalım. Bu sefer yeşil diyelim. Evet. Arkadaşlar kırmızı, sarı, yeşil 3 tane değişken oluşturdum kendime. Yani ben bu 9'la 8'le uğraşmak istemiyorum artık. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şuradaki şu yeşil olan kısmı alıyorum. Buraya tıklıyorum. Bundan 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Bunu kırmızı yapıyorum. Bunu sarı yapıyorum. Yine de yeşil yapıyorum. Peki kırmızı kaç nolu'ydu arkadaşlar? 9 değil miydi? Ben gelin bunu 9 yapalım. Sarı kaçtı? Sarı 8'di. Yeşil kaçtı? Yeşil de gelin bu 7 olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Artık bununla uğraşmak istemiyorum. 9 gördüğüm yere şu kırmızıyı taşıyorum. Buranın içine yerleştiriyorum. Sarıyı gördüğüm yere şuraya yerleştiriyorum. Yeşil gördüğüm yere şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Ne yapmış onu? Değişken oluşturdum orada arkadaşlar. Çünkü bazen programcıların işi şudur arkadaşlar. Yani proje işi en kolayı, en basite inmek, en öze inmek. Yani uzun uzun kod yazmaktansa, ya tabii bu belki size uzun gelebilir arkadaşlar. Ama yalnız çok daha iyi bir proje yaptığınız zaman size değişken gerekecek arkadaşlar. Yani neyin nerede olduğunu karıştıracaksınız. Ne yapmayacaksınız arkadaşlar?
İşte bu şekilde değişkenler oluşturmanız lazım. Bakın kırmızı, sarı, yeşil aynı şeyi burada da yapıyorum. Aslında bunları hiç şunları tekrarlayayım. Aslında kodları almasaydı çok daha iyi olacaktı. Bu şekilde. Arkadaşlar yani biz bir trafik ışığı oluştururken arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Bakın kırmızı diye bir değişken oluşturdum. Sarı diye bir değişken oluşturdum. Yeşil diye bir değişken oluşturdum. Ve ben artık o 9-8'den hiç uğraşmadım arkadaşlar. Ne yaptım bunları artık kendime tanımadım. İstediğim yerde istediğim proje. Aynı anda 3-4 tane proje kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapmanızı şu kırmızı istediğiniz yere ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yerleştirebilirsiniz. Bilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelin bu kullandığım 3 tane LED'i gelin bir simülasyonu görelim birlikte. Evet. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar kırmızı, sarı ve yeşil 3 tane led kullandı burada arkadaşlar. Bağlantılarına 2 nolu, 3 nolu ve 4 nolu pinleri kullandım. Dijital pinleri kullandım. Evet zaten burada yine 220 ohmluk dirençler kullanmışım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan simülasyonu başlatıyorum arkadaşlar. Evet kaç saniye? 10 saniye ya da 5 saniye bilmiyorum arkadaşlar bunu. Evet kırmızı sarı birlikte yanıyor. Sonra yeşil yanıyor. Yeşil söndükten sonra ve dikkat edin yeşil bir defa yanıp söndü arkadaşlar orada. Hani uyarı vermek için şoförlere. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kodları da bu şekilde. Ben bunun kodlarını arkadaşlar size çok fazla hani yüklememek adına kafanız karışmasın diye Tinkercad kodlarını şu an vermiyorum arkadaşlar. Daha önce de hazırladım kodlarda bunlar. Bugünkü eğitimimiz hani M-Block üzerine olduğundan dolayı en azından burada simülasyonu göstermek amacıyla bunları hazırladım arkadaşlar sizlere. Ama İrem Hoca ile Vesi Hoca ile şey yaparsak bir günde Tinkercad eğitimi veririz İrem Hocam. Çok güzel olur hocam. Evet hocam. Evet bu şekilde arkadaşlar çalışma mantığı bu. Bunu kapatalım. Şöyle büyütelim. Evet bağlantı şeklini arkadaşlar görsünler. Nasıl bağlandığını falan. Evet bu şekilde. Tamam hocam. Şimdi tekrar Emre'ye geri gelip dönelim hocam. Hocam son bir projemizi yapacağız buradan. Bunları gönderelim. Bu sefer arkadaşlar ne yapacağız sizlerle? Gelin bu sefer bir tane buton kullanalım. Yani değişik bir şey kullanalım bu sefer. Artık bunlarla uğraşmayalım da. Yani biz butona bastığımızdan LED'imizin yanmasını istiyoruz. Yani bizim evde kullandığımız arkadaşlar butona bastığımızda lambamız açılsın ya da kapansın arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? Gene robotlar kısmına geliyorum. Bir tane Arduino programı alıyorum. Evet. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrar diyorum. Arkadaşlar bakın burada ne yapacağım artık burada? Bu sefer işi biraz daha zorlaştıracağım. Ne yapacağım? Bu sefer eğrileri katacağım işin içine artık. Bu sefer eğer butona basılmışsa lamba yansın. Eğer basılmamışsa lamba arkadaşlar yanmasın ya da sönük kalsın. Ne yapıyorum? Buradan geliyorum. Eğre geliyorum. Şuranın içine geçiriyorum. Matematiksel işlemlere geliyorum. İşlemler kısmına. Şurada matematiksel işlemler yapıyoruz. Eşiklere geliyorum. Şuranın içine yerleştiriyorum. Bakın ne yapıyorum robotlar kısmından. Bunu iki yolda çözeceğim size arkadaşlar. Bunu iki yola yapacağım. Buradan sayısal pinimi alıyorum. Butonumu kaça takmıyorum. Birazdan size göstereceğim zaten butonumu.
Evet, eşittir. Bir diyelim. Yani 9 nolu pine basılmış, yani butona basılmış arkadaşlar, ledimin yanmasını isteyeceğim. Geliyorum. Sayısal pinimi alıyorum. Bunu da 8 yapalım. Evet. Şunu kopyasını çıkaralım. Bunu da bu sefer düşük yapalım. Ne yaptım arkadaşlar burada? Şunu yaptım arkadaşlar. Bir tane butonum var. Ben bu butonu bastığımda ışığımın yanmasını isteyeceğim arkadaşlar. Yani olay bu. Kodlarımız da bu şekilde. Gelin bunun simülasyonunu gösterelim arkadaşlar. Nasıl oluyormuş? Oradan size göstereyim. Şimdi benim kastettiğim devre buydu arkadaşlar. Ekran açmasını bekliyorum. Bir tane hocamız şey demiş hocam. If else mi gibi mi yoksa for mu? For'a daha gelmedim. For başka, biraz daha uzakta hocam. Şu an bizim kullanacağımız yani, ama if'i sadece kullandım orada hocam. Sadece burada. Ya bu projede ilk defa if'i burada kullandım hocam. Eğer'i. Daha for'a gelmedim yani. For'un bir durumu daha oluşmadı. Butonumuz bu arkadaşlar. Yani ben bu butonu tıkladığımdan ledimin yanmasını bekleyeceğim. Kodlarım burada arkadaşlar. Bir, yani yakın kodlar, yani şeydeki enbloktaki kodlar hemen hemen aynı arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Yine sayısal pinim var. Sayısal pinim, yani butonumun kaça taktım? 12 nolu yere taktım şimdi arkadaşlar. Bakın dikkat edin, 12 nolu pine taktım. Buradan 13 nolu pinde benim ledim var arkadaşlar. Evet. Yani eşittir. Birisi arkadaşlar yanmasını isteyeceğim. Basmamışsan da sönmesin. Kodların bu şekilde simülasyonunu başlatıyorum. Bir şey sorunu var sanki. İnternet sorunu yaşıyorum ya. Evet. Bakın arkadaşlar, bastığım zaman ledim yanıyor. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle bastığım zaman arkadaşlar ledim yanıyor. Kaldırdığım zaman da sönüyor arkadaşlar. Yaptığım kod buydu arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Şöyle bastığım zaman arkadaşlar, işte Tinkercad'ın güzel bir yönü de arkadaşlar, şöyle simülasyon yapma şansı vermesidir arkadaşlar size. Evet. Buradan simülasyonu durduruyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar gelin az önceki yazdığım kodu bir de değişken oluşturarak yapmak istiyorum. Bakın az önce yaptığım, tekrar enbloğa geliyorum. Bakın arkadaşlar, aynı kod sistemini, hatta bunları hepsini atayım. Bir değişken oluşturayım. Bu sefer buton diyeyim. Değişken oluşturayım. Çünkü değişken öğrenin arkadaşlar. Değişken mantığını kabul edin. Yani bunlar daha basit projeler. İlerleyen aşamada biraz daha zor gelecek. Onun için bu değişken oluşturma mantığını kabul edin arkadaşlar. Evet. Bir tane buton oluşturdum. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrar diyorum. Daha sonra eğer değilse getiriyorum. Buranın içerisine. Bakın yine matematiksel bir işlemlere geliyorum. Şuradan eşittir alıyorum. Ama benim butonum neredeydi arkadaşlar? Şuradaydı. Butonu ben kaça takmıştım? 12 nolu pine. Ben buraya 12 yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra buton 12 nolu olduğu için arkadaşlar buraya getiriyorum. Eşittir. Bir ise ne yapsın arkadaşlar? Benim ledim yansın arkadaşlar. Dedi de 13'e takmıştım. Şuradan da 13. Evet, bunu da düşük yapmam gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar kodlarımız, yani yapacağımız kodlar bu şekilde arkadaşlar. Değişken oluşturarak da bu şekilde yapılır. Eğer değişkensiz yapmak istiyorsanız onu da ben göstereyim arkadaşlar. Tekrar Arduino programını getiriyorum. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrar diyorum. Eğer değilse alıyorum. İşlemler kısmından şunu alıyorum. Robotlar 9 nolu, yani pini kullandığımdan dolayı onu okumasını istiyorum. Kaça takmıştım? 13 noluya. Ya. 12 nolu. Sonra sayısal pinimi okuyorum. Şunu da yerleştirelim. Yüksek. Şunu da
şunları da 13 yapalım. Evet. Yani ikisini kullanabilirsin arkadaşlar. İkisi doğrudur. Bu değişkenle oluşturulmuş bir kod bloğu. Bu da değişkensiz oluşturulmuş bir kod bloğu. Şurada bir yazabilirsin. Veya mesela arkadaşlar buna bir yazmak zorunda değil. Haydi yazabilirsiniz mesela. Şöyle büyük harflerle. Şöyle haydi yazabilirsiniz. Hiç fark etmeyecek arkadaşlar. Evet. Haydi yazsanız fark etmeyecek veya bir de yazabilirsiniz arkadaşlar. O artık sizin bileceğiniz bir durum. Evet. Bizim kod bloklarımız bu şekilde. Buton çalışma sistemi bu. İrem Hocam. Yani İrem Hocam. Bugünkü yani çok fazla böyle ilerlemek de istemiyorum. Bugünkü şeyimiz bu kadardı. Tamam. Çalışmalarımız. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok da arkadaşları böyle sıkmak istemiyorum bu pandemi döneminde. Efendim Sayın Hocam. Arkadaşlarımız da bugün öğrendiği şeyleri bence tekrar ederse faydası olur. Kendileri ya, yapabilirler. Hocam, lütfen zaten bizim siz bir grup oluşturmuştunuz. O grup içerisinde sorusu olan varsa arkadaşlar bana dönsünler. Ben de onlara dönüp yaparım hocam. Tamam, çok iyi olur hocam. Teşekkür ederim. O şekilde şeyimizi şey yaparım hocam. İlerleriz hocam yani. Tamam, yani, o zaman bugünlük? Bugünlük yeter bence hocam. Arkadaşlara çok fazla şey yapmayalım. Ama tamamdır. Son bir şey. Bilgisayardan arkadaşlar Embro indirip kursunlar hocam. Ya mutlaka ona bu yaptığım projede ona da bak. Ben zaten size şey atacağım hocam. Birazdan size hocam şunu atacağım ben size. Neredeydi? Şu yaptığımız arkadaşlar çalışmayı ben size atacağım hocam zaten. Bunu grupta paylaşırsanız arkadaşlar evde birebir uygulasınlar hocam. Peki hocam az önce yeni açtığımız zaman programı bazı şeyleri değiştirmemizi söylemiştiniz. Yeni kuracak arkadaşlar için onları tekrar eder misiniz? Tekrar eder misin hocam? Bir daha söyler misin hocam? Hocam bir uygulama söylemiştiniz. O uygulamada bazı... Fikret etmiyor hocam. Fikret değil hocam, diğeri. MyBlock sanırım. MyBlock'ta mı hocam? Oradaki hocam bazı şeyleri değiştirmemizi söylemiştiniz. Onu tekrarlar mısınız? Tabii ki hocam. Ben hemen söylüyorum. Tamam hocam. Şuradan hocam. Bir Embloğa gireyim. Şuna diyorsun sen hocam değil mi hocam burada? Arkadaşlar burada girerken zaten lisan kısmı Türkçe yapıyorsunuz. Ondan da şu uzantılar kısmını Arduino seçin arkadaşlar. Eğer Arduino seçmezseniz kaybolur arkadaşlar bunlar. Arduino seçin uzantılar kısmını. Kartlar kısmından Arduino Uno'yu seçiyoruz. Şu an çünkü bizim kullandığımız eğitimde kullandığımız kart Arduino Uno kartı. Şuradan bağlan da yani eğer elinizde set varsa şuradan seri portunuzu seçip arkadaşlar şurayı da sağ tıkladığım zaman ardına yükle diyorum. Şuradan da kollarım dönüyor yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bir yani, de Sena hocamız bir soru sormuş. Direnci ledin hangi çubuğuna takıyoruz? Uzun mu kısa mı? Direnci ledin hangi çubuğuna takıyoruz? Hocam, uzun mu kısa mı? Söyleyeceğim hocam. Hocam kısa olana takacağız hocam. Hocam aslında ben şöyle göstereyim. Belki elimde bir tane led var. Onu işte yüz yüze eğitimin şöyle bir güzel yanı vardı hocam. Böyle küçük küçük notlar da aktarıyorum. Şöyle elimde bir tane led var. Şu ledimizin hocam uzun ve kısa bacakları var hocam. Biri uzun biri kısa. Hocam uzun bacak her zaman artıdır hocam. Kısa bacak negatiftir hocam. Onu söyleyeyim. Bir de hocam içeride LED'e arkadaşlar baktıkları zaman şöyle ışığa vurdukları zaman bir tane bayrak görecekler hocam. O bayrak Mario'nun bayrağı diyoruz biz ona. O bayraktan hocam yani eksi olduğunu anlasın hocam. Yani bayrak olan kısım eksidir. O bayrak olmayan kısım da artıdır hocam. Yani kısa bacağından gelecek hocam. Eksi yani direnç. Öyle söyleyeyim hocam. Anladım hocam. Evet, başka hocam. Arkadaşlar sorunuz varsa bitirmeden yöneltelim. Başka soruları varsa sorsunlar hocam. Olmasa da teşekkür etmişler arkadaşlarımız. Çok da fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlarım. Sanırım yok hocam. Tamam mı Sayın Hocam? O zaman eğitimimizi bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın tekrar aynı şekilde görüşmek üzere. Aynen. Başka bir sorusu olan var sanırım bir dakika. Son kez MyBlock'taki değişiklikleri gösterir misiniz demiş. Hocam chat bölümünü görebiliyor musunuz? Tamam hocam ben görüyorum hocam. Ben hemen bir de
bir şey daha söyleyeyim hocam. Ben madem arkadaşlar şey yaptılar, ben bir şey göstereyim buradan. Şuradan bir şey gösterecektim hocam. Arkadaşlar Emblo'ya girerken, yani bazı arkadaşlar şu indir kısmını tıkladığımızda Emblo'nun web sitesindeyim. Bazı arkadaşlar çünkü indiremediler. Şuradan arkadaşlar alt kısmına gir, lütfen şunu indirmeyin. Şu PC versiyonu indirmeyin. Windows için falan diyor arkadaşlar. Onu indirmeyin lütfen. Orada çünkü Arduino yok. Şuradan diğer Emblo yazılımı yazan kısmı arkadaşlar. Şuradan şu sağ tarafta yazan kısmı. Şunu indirin arkadaşlar bilgisayarlarınıza. Bunlar yani çevrim dışı çalışan bir uygulamada. Yani internet olmasına gerek yok. Şunu indirin arkadaşlar, tamam mı? Windows için Emblo 3 yazan kısım. Şimdi hocamızın söylediği yere ben geleyim. Şöyle Emblo ilk açtığınızda arkadaşlar ilk yapacağınız işlem lisan kısmıdır. Onu Türkçe yaparsınız zaten o. Uzantılar kısmından Arduino'yu seçin. Eğer belki başka şeyler de geliyor mesela arkadaşlar. Mesela uzantılar kısmını başka şeyler de seçebilirsiniz. Smart Servo falan var. Onlar mesela gelirse ya kapatırsınız ya da şuradan gizle edersiniz. Onları kapatabilirsiniz. Şuradan gizle dediğin zaman zaten gizliyor. Yani yine Arduino sadece kalıyor size. Ama mutlaka Arduino seçilmiş olsun. Şuradan uzantılar kısmından. Sadece Arduino kalsa yeterli bizim için. Buradan da Arduino Uno'yu seçiyoruz arkadaşlar. Eğer elinizde set varsa yaptığınız, mesela böyle bir kod yazdınız. Bunu Arduino yüklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Öncelikle arkadaşlar şu Arduino programının üstüne gelip sağa tıklıyorsunuz. Arduino yükle diyorum. Buradan arkadaşlar öncelikle bağlan kısmı var. Buradan seri portunuzu seçmeniz lazım. Diyelim ki COM1, COM3 yani hangi porta takmışsanız şuradan COM'unuzu seçiyorsunuz. Arduino yükle diyorsunuz. O artık Arduino yüklemeye başlar bu şekilde. Bu kadar da hocam. Tamamdır. Bize Arduino kartlarını öğretecek misiniz demiş bir arkadaşımız. Tekrar eder misin hocam soruyu? Bize Arduino kartlarını öğretecek misiniz? Hocam biz aslında başlangıçta biraz Arduino kartlarından bahsettik. Arduino Uno da çalışıyor. Evet. Farklı farklı Arduino kartları var. Arduino Uno var, Arduino Mega var. Yani Davidi var. Yani bir sürü Arduino çeşitlerimiz var ama bizim yani piyasada en çok bulunan, en çok kullandığımız Arduino Uno'dur hocam. Yani mesela Arduino çok küçük bir kart hocam. Daha çok mesela o biz geçen sene Şanlıurfa'da şeye katılmıştık. Robot yarışmasına, Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği MEP robot yarışmasına. Orada mesela Arduino Uno kartını kullandık hocam. Çünkü o yarışma için ona uygun olan kart oydu. Ama onun dışındaki mesela diğer kartlar arkadaşlar yani normal projede akıllı bir ev yapacaksınız mesela. O zaman Arduino Uno'yu kullanmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ama daha büyük bir proje yapacaksınız. Mesela örnek olarak söylüyorum. Bir akıllı bir sera sistemi yapacaksanız o zaman Arduino Mega'yı kullanmanız lazım. Çünkü Arduino Uno yetersiz kalabilir. Tasarlayacağımız projeye göre kullanacağımız kart da değişebiliyor. Kesinlikle hocam. En küçük Arduino Uno'dur hocam. Öyle söyleyeyim. Orta ölçekte Arduino Uno ki kullandığımız eğitimde en büyüğü de Arduino Mega'dır hocam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Başka sorumuz yok galiba. Bugünlük kapatabiliriz eğitimimizi. Yarın tekrar görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar diliyorum. Tamam hocam. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Efendim hocam. Alo. Efendim hocam. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Ay bitti çok şükür. Neyse çok bitti. Zor bir şey değil. Zorlandın mı hocam? Ben çok zorlandım. Ne hissetmedim? Bir yok. Ara şöyle bir baktım da. Yok zorlanmadın da bilgisayar dondu. Aa oluyor öyle arada ya. O şeyden oldu sanırım. Aynı anda program yüklüyordu. Ondan oldu galiba. Program yüklüyordu. O söylemiş olduğu programı ondan oldu diye düşünüyorum. Olabilir. Ya işin teknik açısından kullanılacağım şey artık. Nazar boncuğu. Hani ona senin de çok yapabileceğin bir
Birden baktım çıkıverdim. Attı beni programdan. Sonra tekrar girdim. Yapıyor, işte. Beni peki... Yani, onu şey yaptı, ben de çok yaşadım onu. Peki beni attığı zaman... Onu yaptığı için sonuçta eğitim kaçtıkça kursunuz atmaya devam ediyor. He, anladım. En fazla bir iki parça halinde yükleniyorsun, tamam mı? O da çok dert edecek bir şey değil. Hmm, yine anladım. Birleştirme programları var. En son Seval Hoca'da mı? Yok, hayır. En son masada anlatıcılığı eğitiminde benim bayağı girdim çıktım bayağı attı beni. O mesela 3-4 parça halinde kayboldu. Anladım hocam. Akşam o da olmadı zaten. Sizin daha pürüzsüz bir eğitim oldu ama o bile oluyor hani. Yok ya, bir sıkıntı olmadı bence. Güzel geçti ama benim yabancı olduğum bir konuydu. O yüzden biraz çalışmam lazım üzerinde. Yok hocam. İkinci gün daha rahat edeceksin. Üçüncü gün bu işin uzmanı. Üç gün yetiyor uzmanı.